Yasemin Şef'in spor kanalı için hemen şurayı tuşlayın diyormuşuz. Yakında. Tam bir sporcu fosforik rengi. Ama bence Yasemin çok haklı. Tightlı. Sabahın köründe normal spor yapacakmışız gibi geldik. Hayırdır, bugün çok zor bir şey mi bekliyor bizi yani? Bugün erken sizi geldik. Birazcık erken getirdim. İşimiz çok mu acaba bugün? Yani krepten enteresan. Sonra ne yapıyoruz acaba bugün? Korkuyorum yani, bu kadar hasta erken çağırdın. Aynen. Bakalım ona geleceğiz ama öncesinde tabii ki soru var. Artık rekorlara veda etmemizi nasıl buldunuz gerçeklere Yasemin? Ya ben çok çok ufak attım ya. Ben seni dinlememişim orada. Yani sadece tabii iyiydi. 20 saniyeniz var. Çok iyi anlıyorum. O an hani neyi düşüneceksin? Aynen. Bir şey yazman lazım. Hani muhtemelen hani sizin mantığa ulaşmanıza el vermeyen bir süre kıstası o. Bu işin de zaten eğlencesi o. Hadi gelsin, yenisi gelsin. Geliyor. Heyecanlıyım. Covid-19'un ilk görüldüğü ülke hangisi? Bu sefer Çin. Çin. Peki 2019 yıl sonu verilerine göre Çin'de 2019 yılında gerçekleşen pirinç tüketimi kaç milyon metrik tondur? Bakın sizi 6-0'dan kurtarıyorum. Sizi milyondan kurtarıyorum. Milyon metrik tondur diye soruyorum. Bakalım kaç milyon metrik ton olacak yanıtınız. Ya hep bir sayısal böyle bir tahminler. Ben abi, de çok zor yapıyorum. Çok zor bir yani. Soru ya. Bu gerçekten bunun neresini sallasam tutmaz zaten. Evet. Kaç milyon metrik 20 ton? 20 saniye süreniz... Başlayacak, başladı. Hayal bile edemiyorum yani şu anda onu. Birinizinki daha yakın olacak. Milyon metrik ton. Gayet hiç, yani izansız. Hiç, ne bileyim, çok milyon yani, metrik ton. Evet, ben de çok attım. Mutfağında en çok pirinç tüketilen ülkesinin tüketiminden bahsediyoruz. Elbette böyle uç bir rakam olacaktı. Bakalım görelim cevapları. Göstersene, merak ettim. O ne? Aa, bayağı rakamlarımız aynı. 42 ile 425. Ferhat'ın tahmini 42 milyon metrik ton. Evet. Yasemin'in tahmini 425 milyon metrik ton. Bu bölümün pahalı bütçesi... Yasemin senin. Ya yeter. Tebrikler. 142.930 milyon metrik tondu. Şey, o 3'ü niye sildin ya? Sen kazanıyordun. Fazla geldi. Hayır, yine yok, sen kazanacaksın. Evet. Kaç? 1400 bir şey dedi. Binli bir tahmin yapmış olanınız evet. Olsaydı aranızda o kazanacaktı. Tamam, metrik ton şey milyon metrik ton deyince evet. Aradaki 3 sıfırı oraya eklemek istemedim. O yüzden hep daha aşağıdadır diye tahmin ettim ama tabii ki Çinliler yemiş arkadaş. Dünyada her coğrafyada karşımıza çıkan, belki Antarktika hariç her coğrafyada karşımıza çıkan bir tatlı yapacağız bugün. Tatlı bir de. Hadi bakalım. Asparaya tatlı. Sütlaç yapıyoruz arkadaşlar. En sevdiğim tatlıyı çok yapıyoruz. Çok paraya sütlaç. En sevdiğim tatlıyı asparaya mı yapacağım ben şimdi? Ay, benim de en sevdiğim tatlı bu arada sütlaç. Tabii önce... şimdi ülkemizde sütlaç pirinçli, sütlü bir tatlı olarak kabul görüyor ama hı-hı. Tüm dünyada okay, o İngilizce'deki karşılığı rice pudding olan şeyi arıyoruz sizden. Tamam. Hı-hı. Yani buradaki kıstasımız pirincin ya suyla ya sütle buluştuğu bir tatlı. Yasemin, senin 300 liran olacak. Ne? 300 lira. Ya, Ferhat, seninse 15 liran olacak sadece. 15 TL. 15'e çok güzel yapılır. Bugünkü... Düz sütlaç yapılır. Size bugünkü pişirme kıstasımızı söyleyeyim. İkinizden 6'şar porsiyon çıkacak şekilde sütlaç bekliyoruz. Yani Yasemin, sen porsiyonu 50 liraya gelen bir sütlaç yapacakken, Ferhat sense porsiyonu 2,5 liraya gelen bir sütlaç yapacaksın. 2,5 lira. Bu iş artık... tersine dönmeye başladı. Ben sana söyleyeyim, dışarıda şey yok. Yani 2,5 liraya sütlacı sesini bulamazsın. Artık siz de marketi falan kuruyorsanız kurun. Biz Yasemin'le burada biraz düşünelim yani. Çok şu anda perişanlık. Zorladınız gidin. Bizi. Hem ucuzu hem pahalısı. Yani 2,5 liraya diyor, 6 tane diyor, 15 diyor. Bakalım marketi bu hafta nasıl yapmış? Bakalım bizi neler bekliyormuş bu hafta. Yasemin, çok merak ediyorum neler alacaksın 300 liraya. Ben de bilmiyorum. Ben 15 liraya muhtemelen çok hızlı harcayacağım da. Bunlar şahane ya. Hop. Geçtim. Sütlaçta gerçekten en pahalı ne varsa onu kullanacağım. Şu anda baktığım kadarıyla günlük süt bile ucuz. 8 lira.
Çiğ süt zaten almayacağım. Uğraşmak istemiyorum onunla, kaynat kaynat. Badem sütü alıyorum. Biraz Hindistan cevizi sütü. Yasemin sen bak buradan bir kuru yemiş seçkisi yapıyorsun. Zaten paran yetmiyor söyleyeyim. 5 liralık yumurta alacağım. Yasemin ucuz süt var mı orada, ucuz süt? Ucuz süt canım, kaç liralık arıyorsun sen? Yani sen en ucuzu neyse onu söyle bana. Ben ucuzu, şu anda... En ucuzu 3.60. Bir de 7.95 var ikinci seçenek. 7.95, 3.60. Yani 3.60 dururken... Jersey sütü. Hayatında yani ucuz hocam, bütçede kullanmış mısındır Jersey sütü? Ben hiç Jersey sütü içmedim. Her hafta bir programa muhakkak bir yabancı şey söylem oluyor. Geçen hafta pancake'ti, bu hafta Jersey. Bazı yörelerde safran sütlaçta kullanılıyor. Ben de kullanabilirim. Şu anda parama harcama derdinde olduğum için 1 gram safran alabilirim diye düşünüyorum. Ben bunu 100 gram kadar alırım ya. Frenk üzümü alayım, pahalı gözüksün. Tabii bunların hepsi pahalı ürünler. O yüzden şimdiden alayım ki tabağım birazcık yüksek fiyatlı olsun. Tabii bu kameranın arkasındaki arkadaş yiyecek. Yine geçen haftaki gibi yorumlarını yapıp ondan sonra düşük bir fiyat söylerse onu bilemem tabii. Yasemin Frenk üzümü falan diyor. Biz burada ucuza un tartmaya çalışıyoruz. Daha 300'e çok var, çok. Çubuk tarçın alayım lütfen. 80, 100 gram bile almaya gerek yok ki onda, çok o. 100 gram mı? 100 gram diyorum. 100 gram dedi. Tanesi aşağı yukarı 4-5 gram geliyor. Evet, hayır 4-5 gram olacak. Gelmiyor. Bayağı daha da az geliyor. Evet. 5 gram. Hadi en büyük kalınlarından alayım. 12 gram. 1.36'lık yemiş alacağım ama Yasemin hepsini alacağı için bekliyorum. Bir şey kalmayabilir. Bakacağım işte orada. Leblebi var ya. Evet, ben bitirdim. Artık içeri gideyim. Söyleyeyim, gramaj gramaj getirsinler. Ölçtüm, biçtim. Tamam. Ben böyle şeyleri sevmem. O yüzden çikolata alacağım, Antep fıstıklı. En pahalısı da bu 375. Biraz ucuz ama bunu aldım. Yemek için. Gidelim o zaman. Benim bitti. Yaklaşık 280 mi? Öyle bir şey tutmuştu. Tam emin değilim şu anda ama stüdyoda bakacağız. Ben yine bu taraftayım gördüğün gibi. Ben de buradayım. Yani şey, bütçesel olarak kurtulamıyorum buradan. Haftaya çok iyi bir tahminle geleceğim ama bu hafta çok az malzemem var. Hemen hızlıca sayayım. Sütlaçta olmazsa olmaz. Süt, şeker, pirinç. Bunlar sütlaç malzemesi. Un var, nişasta var, pudra şekeri var, tereyağı var, 2 tane yumurta var. Birazcık süslemelerde kullanmak için şeftali lezzet versin diye bunu da buraya alayım sütlaç malzemesine. Tarçınla fındık. Bitti. Bence gayet iyi. Saydım, ucuz bitti. Bütçeye göre güzel bizim olmuş. Marketin güzelliği ne? Bunları böyle gramajla aldırıyor ya, o mükemmel. Evet, bir de dışarıya çıkıp alabilseydin bunları. Keşke. Mümkün değil. Mümkün değil canım. Sadece sütlaç yapardım düz. Bakalım. Krema var. Birkaç çeşit süt aldım. Manda sütü, Hindistan cevizi sütü ve krema var. 4 tane yumurta, tereyağım var, badem unu, file Antep fıstık, cranberry. Cranberry neydi ya? Turna yemişi burada Türkçesi. Ben her şeyde tabii ben yabancı oldum. Burada turna yemiş diye. Turna yemişi ama evet, turna tam yemiş. Da sanki... Yok, tam turna yemiş. Muskatım var, safran var, çubuk vanilya var. Evet, bir şeyler yapacağız. Bakalım, ben çok merak ediyorum ne çıkacak ortaya. O zaman birazcık pirincimizi haşlayalım değil mi? Nereden başlasam? Ben önce safranı bir... Yasemin ne yapıyorsun? Ya biraz tezgaha döküldü, aşağı döküldü. Aman ha! Var harcıyorum, safranı dağıtıyorum, ne olmuş? Önceki bölümümüzdeki Mehmet Günsür halini beğendin mi? Evet, gerçekten kim yaptıysa eline sağlık. Ben kendimi bir tanıyamadım orada. Bu hafta da bana istiyorum. Şöyle bir pahalı durayım, şöyle bir zengin duruşu. Şimdi böyle tart hamuru gibi bir şey hazırlıyorum. Tereyağını buzluktan çıkarttım. Un var, pudra şekeri var. Onları şöyle hafiften bir kumsu kıvama getireceğim. Sonra da yumurtayla kıvamını ayarlayacağım. O yüzden iki yumurta aldım. Çünkü çok tereyağı alamadığım için yumurtayla ayarlayacağım kıvamı. Çünkü param 50 gram tereyağı yetti. Peki bu şimdi, bu arada tabii ki seyircilerimiz şeyi soracaklardı. Sütlaç dediler, pirinçle her şeyi yapıyorlar gibi ama yani biz sonuçta klasik sütlacı Yasemin'in şahane tarifi var bu arada. Fırın sütlaç en çok izlenen videolarda. Oradan izleyebilirsiniz. Biz bugün bu paraları nasıl değerlendirebiliriz onun peşindeyiz. Yani ben bu paraya 300 liraya bir kazan aslında sütlaç yapabilirdim ama o zaman bir anlamı kalmıyor, evet, olayın. Şu an gerçekten biz de deniyoruz.
Çıkan sonucu da hep beraber göreceğiz. Bakalım, ilginç olacak. Ben de hayatımda ilk defa böyle bir sütlaç yapıyorum. Şimdi arborya pirinçlerini biraz nişastası ortaya çıkması için suyla beraber, ölçüsüne göre suyla beraber haşlıyorum. Böyle hafif yumuşak kıvama gelecek, ondan sonra ocaktan alacağım. Ayrı bir yerde de şeker, yumurta ve sütü karıştıracağım. Daha sonra içerisine vanilya çubuğu, tarçın gibi baharatlarla tatlandıracağım. Bu da çok iyi değilmiş yani. Bu kadar para verdik, 48 lira verdim yani. Bütün bütçemin kaçta kaçı oluyor? Bayağı para. Allah'tan o varmış. Geçen hafta avokado da beni yaktınız. O ne renkti öyle ya? Hiç yakışıyor mu yani? Pahalı bütçeye hiç yakışıyor mu o? Şimdi sert bir vanilya çubuğu vererek beni manipüle ediyorsunuz. Aa, neler yapıyorsunuz ya? Neyse, benim tart hamurum hazır. Ben dolaba koyuyorum, biraz dinlensin. Yalnız benimki 6 kişiden biraz fazla oluyor. Benim amacım şöyle sufle kaselerine koyup fırına vermek. Ama fazla kalacak. Fazlasını da böyle büyük bir güvece koyayım. Sütlaç dediğin 6 kaseden fazla çıkar yani, öyle değil mi? Pirincimin hepsini koymadım. Birazını ayırdım. Belki süslemede bir şey var aklımda ama yapabilir miyim emin değilim. Hafif haşladım. Böyle yumuşamaya başlayınca ben minik bir yarım litre kadar süt koydum. Süt de kaynayınca şekeri de koydum. Altını şimdi güzelce kıstım. Tarçın çubuğu da içerisinde zaten. Yumuşayana kadar pişireceğim. Ama kıvamı birazcık koyu istediğim için son anda bağlamak için de birazcık nişastayla bağlayacağım. Artık tart hamurunu çıkartıp açabilirim. Safran ekliyorum içerisine, renk verecek. Fırında böyle pişince, kızarınca üstü. Güzel bir şey olacak galiba. Umarım siz de bu tatları tadabilirsiniz kamera arkasındaki arkadaşlarım, jüri arkadaşlar. Biliyorsun Ferhat, geçen seni seçmişler. Videonun altına yorumumu yaptım, gören gördü. Paketledim ben bütün, paket yap dediler, paketledik ama konuşurken öyle değilmiş. Şaka yapıyorum canım, her zaman ben kazanacak değilim yani. Yani burada bir yarış içerisinde olduğumuzu bilseydim. Keşke. Ona göre davranırdım. Yok, ben şaka yap. Ay, çok ilginç bir şey geliyor buradan yine. Ne geliyor? Senden. Ha, benden. Sütlaç tart gibi bir şey. Gibi. Yalnız burası da biraz sıcak oldu ya. Sen ne diyorsun? Çok sıcak, yazın gerçekten çok zor oluyor. Gerçekten değil mi? Oo. Bülent Ersoy şeyi, vantilatörü. Evet hocam, vantilatörsüz çıkmıyorum. Burada bir püf noktası vereyim. Tart hamurunun altındaki parmak izlerini yok etmek için böyle peçeteyle ya da bir parça hamur kaldıysa hamurla böyle bastırarak altı düzleyebiliyoruz. Şimdi kenarlarının o kalınlığını da ellerimle düzelteceğim. Şöyle azıcık böyle alacağız. Çünkü yumurtalı ve çok yumuşak bir tart hamuru oldu. Bakalım çıkınca inşallah kırılmayacak. Şimdi ben bunun içerisine koydum pirinç. Yani çok da böyle artık bu suyu çekip de pirinçlerin fazla olmasını istemiyorum. Olma ihtimali de var fırından dolayı. Bir sonraki tatlı tarifimde kullanacağım bunu. Şimdi buzdolabı poşetine koyacağım. Evet, ben tartımı derin dondurucuya atıyorum. Şimdi bunun böyle birazcık sertleşmesi lazım. Çünkü bunu fırına atarsak böyle kurabiye gibi yayılır. Ben de kaselere alıyorum. Şimdi 3 tane buldum. 2 tane sufle kabını kullanmışım. Farkındaysanız pişirmedim. Fırında pişireceğim. Biraz pirinçli paylaştırıyorum. Turna yemişlerinden içerisine atıyorum. Şimdi muskat cevizini rendeliyorum üzerine. Minicik tereyağlarını da koyup fırına veriyorum. Bu arada tepsiyi birazcık su koyacağım. Normal fırın sütlaçta da yaptığımız gibi. Çok az suyla fırında pişireceğim. Aldığım şeftalinin kabuğunu soyuyorum. Onları böyle ufak ufak doğruyorum. Üzerine birazcık su, birazcık da şekerle beraber şeftaliler yumuşayana kadar pişiriyorum. Şeftaliler yumuşadıktan sonra blenderdan geçiriyorum pürüzsüz olana kadar. Sonrasında birazcık nişastayla beraber kıvamını bağlayıp buzdolabına atıyorum. Aldığım fındıkları kullanmak için kalan şekerimi ufak bir tavaya koyuyorum. Üzerine birazcık su ekleyip karamel rengi alana kadar ocağın üzerinde bıraktım.
Karamel hafif soğumaya başladıktan sonra bir kürdanın ucuna taktığım fındıklarımı yavaşça batırıp çıkartıyorum. Ucunda birazcık böyle süslemek için böyle hafif parçalar bırakıyorum. Kalan diğer fındıkların üzerine de kalan karameli döküp soğutuyorum. Soğuyan fındıklı karameli de blenderdan geçirip böyle bir pralin haline getiriyorum. Sonrasında süslemek için kullanacağım. Yardım lazım mı? Yok, hazır. Tamam. Bayağı ağır ama taşırım. Fırından çıkardım. Bir tanesini şöyle bir kaşıkla içerisine baktım. Kıvamı tam kıvamı, böyle hafif sulu. Şimdi oda sıcaklığında soğuyacak. Üzerlerini bilerek kızartmadım fırında. Farklı bir yöntemle kızartacağım. Şimdi oda sıcaklığında bekliyorlar. Tart hamurum gayet sertleşti artık. Şimdi şöyle içerisine tam otursun diye bir tane yağlı kağıdı karıştırıp koyalım. Çok kabarmasın diye de içerisine ağırlık yapacak birazcık fasulye. Ve fırına. Tart gayet güzel kızardı. Yalnız tabii ki tereyağı az, yumurtası biraz fazla olduğu için o kabarmayı tam istediğim kadar engelleyemedim ama çözeriz gibi geliyor. Biraz dinlensin, şeftali sosumuzu içerisine süreceğim. Neler yapıyorsun? Valla tartın içerisine şeftali püresi sürüyorum, daha sosu sürüyorum ama tart birazcık kalın oldu ya. Şey, yumurtanın istediğim seviyede tutamadı, biraz kabarttı ama olur bu kadar yani. Yani çok iyi bir tart örneği değil ama bu yani sonuç olarak. Ama evet. Bence güzel gidiyor, ucuz bütçeye göre gayet iyi yani. Esmer şekerli toz tarçını karıştırıp üzerlerine serpiştireceğim ve olmazsa olmazımız pürmüzle yakacağım. Aa, bu tamamdır ya. Yasemin, bitirdin mi? Bitti. Vay, çok şeker. Seninki de çok şeker. Benimkisi bence 15 lira tamamdır ya. 15 evet, lira 15 liraya tamam. Şimdi gayet güzel. Ama şöyle bir durum var. Ben bunu kesmem. İçinden yesinler. Çünkü ya sonra içindeki sütlaç yani o kadar sertleşme ihtimali yok. Bakayım. Farklı böyle şey oluyor ya, çömlekten hani sütlaç gelir herkes ortadan yer. Orası sert. Orası aynen. Güzel kırılır da. Bu kırılınca sütlaç da yandan gider. Bunun içinden güzel yerler. Böyle tabak veririm ben onlara. Kendi tabaklarını alırlar. Güzel olmuş. Benimkine de ulaşmaları için bir zorluk yarattım burada. Bir challenge var. Ha, sen de önce sütü kenara alıp sonra içine mi dökecektin? Önce süsünü artık ister yer ama sonra yesin. Önce benimkinin bir tadına bakması için şöyle bir kaldırır yer. Vay, güzel güzel. Çok güzel gözüküyor. Eline sağlık. Evet, sütlaç. Sütlaç. Benimkisi tartlaç. Gönderelim gitsin bunlar hadi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İki tane görüntüsü fine dining standartında sütlacın hemen arkasında oturuyorum. Ferhat'ın yaptığını ben uzaktan böyle görsem böyle kek gibi duruyor. Sütlaç gibi görünmüyor. Hiç yapılırken görmesem bile direkt az bütçeyle yapıldığını net bir şekilde söyleyebilirdim. Gerçekten şu çömlek görüntüsü çok iyi akıl edilmiş derdim ama Ferhat'tan öyle bir motivasyonu video boyunca duymadık. O fikir çok akıllıca eğer öyleyse. Uzaktan kesinlikle bir kek, pasta, cheesecake gibi gözüküyor ama sanki 6 kişilik mi değil mi sorusu dışında benden görüntüsü tam not aldı. Şimdi önce 1-2 kaşık tabağıma alayım, ardından da tarttan keseceğim. Hoppa. Karantinadan önce ben iyi bir sütlaç yiyicisiydim. Karantinadan sonra da iyi bir sütlaç yapıcısı oldum. Bir şey anladım sütlaçta. Pirincin sütü ne kadar taşıdığı çok önemli. O yağlı bir sütü ne kadar taşıdığına bakacağım. Kaldırdığımdaki kıvam ertesi günde varsa o sütlaçta, o sütlaç benim nezdimde iyi bir sütlaç. Hmm. Hamsiköy sütlacını yerinde yediğim için böyle onu yiyebiliyorum. Onun dışında İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde gidip bir yerde sütlaç yemem. Annem çok fazla sütlaç yapar, yemem. Kimse yediremez bana yani. Anneannem, babaannem kim yaparsa yapsın yemem o sütlacı. Aşureyi de normal şartlarda sevmem. Sütlaç demiş Ferhat bunu ama daha böyle aşureye yakın bir şey olmuş gibi mi geliyor? Belki bir tartla beraber yersek daha güzel olabilir. Şimdi ben tartı sevmiyorum.
buram buram tarçın kokuyordu da ben sadece şu üstündekiler falan zannediyordum ama içine de tabii tarçınla pişirmişti. Aşırı tarçın olmuş yani. Böyle tarçın nefret eden bir insan şu an koşarak kaçmıştı yani. Evet, tarç sütlacı taşıyan bir sunum öğesinden fazlası değil. Yavan şekerli hamur parçası adeta. Okey, yani şu anda güzel bir yine sütlaç demeye çok yakın değilim ama çok güzel aşureden uzaklaşmış, inanılmaz güzel bir tatlı olmuş durumda. Damağımdan iyi haberler var. Gerçekten güvenli bir sütlaç yapmış Ferhat. O tarçın, karamel falan onlar sonra geliyor. İlk aşamada süt ve pirinç uyumunu çok beğendim. Ertesi günde böyle kalır bu sütlaç. Bu 6 porsiyonluk değil bence zaten. 2, max 3 kişi yer. Yani ama bir kişi de oturup yiyebilir yani. Mesela Berat gibi arkadaşlarımız oturup bunu yiyebilirler. Bütününe 60 lira, porsiyonuna 10 lira veririm öyle söyleyeyim. Ama bütünü 60 lira da etmez bence. Daha ucuz eder. O zaman porsiyon düşer. O da daha ucuz bir şey olur. Ucuz bir şeyle yemek istemezsin yani. Ferhat'ın görüntü itibariyle de güzel ve büyüklüğü de insanı tatmin ediyor. 6 kişilik diyor Ferhat bunu ama ben bunu tek başıma yerim yani. Kimseyle de paylaşmak istemem bunu. Ferhat'ın bu sütlacına dışarıda yaklaşık 40 ve 50 TL arasında bir şey veririm. 6 kişiliğin bir porsiyon olarak değerlendirmek istiyorum öncelikle. Yani bunun bir kişilik hali önüme gelse ona muhtemelen 25-30 arası, yani belki orada 28'i bile görüyorum şu an menüde. O sunumuyla onu hak ettiğini düşünürdüm ve 28 lira verirdim. Bu haliyle bu tabak bir fine dining restoranında, böyle güzel boğaz gören falan bir fine dining restoranında masada 2 ya da 3 kişiyken gelse o zaman da orada böyle bir 58'i görüyorum. Ben zaten dediğim gibi sütlaçla çok fazla aram yok ama burada Yasemin'in sevdiğim meyveleri kullanmış. Altın çilek olmadan ben güne başlayamıyorum genelde çünkü. Yasemin sütlacı tabii ki de ben zenginim, ben pahalıyım diyor. Hayatımda ikinci kez altın çileği yiyeceğim bir tabakta görüyorum. Şu an tabağın bu görüntüsü. Önce bir üsttekilerle tazele. Biraz frenk üzümünden hani sana bir seçki sunuyorum. Onu aş, onunla ağzını çeşinlendir. Sonra beni tat diyor. Ben de şimdi müsaadenizle önce üsttekilerden biraz tadıp sonra altından alacağım ve öyle yorumlayacağım. İlkinde de gördüğümde ne olduğunu anlamayıp kenara koymuştum yenmez diye. Hani böyle pasta alırsın üstünde bir şey olur yenmez diye kenara koyarsın. Altın çilek de öyle, benim için öyle bir şey. Direkt bunu es geçiyorum. Şöyle kenara koyuyorum. Çok güzel. Zaten burası herhalde bir 40 lira falan vardır diye düşünüyorum. Cranberry. Ağır bir tat bırakıyor ağzımda. Cranberry haricinde çubuk vanilya kullanmasından dolayı da büyük ihtimalle bu ağırlığı alıyorum ben. Ya net bir şekilde çok ağır diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Gözümde buraya kayıyor farkındaysanız. Ben beğendim bunu. Neydi üzüm? Cherryberry. Neydi? Vallahi farklı olmuş. Yasemin'in en klasik sütlaç tarifi YouTube kanalımızda mevcut. Daha önce denedim. Bunu da deneyeceğim. 500 liram olursa. Ağzın içindeyken her türlü aromayı alıyorsun. İçindeki cranberry'yi, üstündeki muskatı, antep fıstığı alıyorsun onu. Ama en son böyle damağından geçti mi, boğazına indiğinde o manda sütü, katma değerli süt ben buradayım diyor adeta. Çok net söylüyorum, 2 kaşık aldım. Dışarıda bunu sipariş versem 1 kaşık alırım. O da aldığım kaşığın da yarısını alırım ve iade ederim. Yok yemiyorum, teşekkür ediyorum derdim. Kötü olduğu için değil, tamamıyla ağır olduğu için ve benim böyle sütlaçtır, aşuredir falan o tarz şeyleri sevmememden dolayı. Başka hiçbir sebebi yok. Bu şekliyle dediğim gibi o zaman altın çileği yediğim dönemlerdeki o restoranda biraz kazıklanmıştım. Altın çileği gördüğüm için kazıklanmış hissiyle 45 lira veririm buna. Veririm çünkü sütlaç seviyorum. 40 lira diyeyim düz hesap olsun. 40 lira veririm. Şimdi biz yapılış sürecini biliyoruz. Ne malzemeler koyduğunu, hangi malzemelere karşı hangi malzeme tercih ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla hani o baştaki sunum tercihine saygı duyuyorum Yasemin. Ama o sunumun bu tabağı pahalılaştırmadığı inancındayım. Dolayısıyla benim tercihim Ferhat'ınkinin tek porsiyonluk fiyatından çok farklı olmayacak. Hani 29 verirdim buna da. Daha fazla vermezdim. İkisi de güzel. İkisinin de eksikleri var. Bunun fazlası var. Bu ağır bir tatlı olmuş. Bunun da her şeyini tart kurtarıyor. İçinden cranberry'i çıkardığımız takdirde seçimim Yasemin'inki olurdu. Ama onda o cranberry ve vanilya varken seçimim Ferhat'ınkinden yana. O tart kısmı birazcık daha tatlı olsaydı bunu seçebilirdim ama Yasemin'inki hakikaten çok hoşuma gitti. Yasemin'inkini seçiyorum. Ben bugün iyi malzemenin peşinden gidiyorum. O damağımdan inen yağlı güzel sütü hoşuma gittiği için ve pirincin de arborio pirincinin de çok çekmeden onu taşıyabildiğini gördüğüm için Yasemin'inkini seçiyorum.
Geldik bir günün daha sonuna. Aha geldik ya. Yani gözlerimden yorgunluk akıyor şu anda. Bir şey diyeceğim. Tatlıyı takip etmesi, izlemesi çok zevkli. Elbette diğer evet. bölümlerimiz de zevkli ama hani hangi aşamalardan geçecek, ne olacak vesaire derken bence çok keyifli bir gündü. Kesinlikle yani sütlaç bölümü olması bir kere benim açımdan, Yasemin de gerçi söyledi, biz en sevdiğimiz tatlıyı yaptık. Farklı yorumladık. Güzel bölüm oldu. Yani buraya kadar gelenler bence beğendiler zaten. Bence de bu arada benim en sevdiğim tatlı ama benim için en zor bölümlerden biriydi. Çünkü sütlacı çok başka bir formda sunduk. Evet. Ama güzeldi, fena değildi. Sonuçlar nasıl oldu acaba? Kamera arkası arkadaşlarım. İzleyicilerimiz tabii yine sizden önce gördüler. Siz de artık yayında görürsünüz. Ama yine mi? Artık yine yayında. Yine mi yayında? Yalnız sadece tadım kısmında Ferhat'a cevap hakkı doğuran bir şey vardı. Ona açıklığa kavuşturmak isterim izleyicilerimizin huzurunda. Tabii buyursunlar. Ferhat, sen hazırladığın o tart kaseti bir çömlek görüntüsü, o klasik Türk çömleği görüntüsü vermek istedin mi, istemedin mi? Tartta bir sütlaç yapmak istediğinde o amacın var mıydı, yok muydu? Yoktu. Bizde yalan yok, yoktu yani. Ama oraya doğru ilerledi. Evet, bu olumlu bir yorum olarak verildi ancak senin motivasyonundan emin olamadık. Ben de herkesin huzurunda sormak istedim. Bizde yalan da olan yok. Yokmuş. Yok, sıkıntı değil ama bence olumlu bir dokunuştu. Hatta benim yorumumda, onu da size şimdi ifşa etmiş olayım. Ben de çikolatamı koymayı unuttum. O yüzden yanında getirdim. Aa, gözümden kaçtı bak. Ya. Linç edin hemen. Çikolatasını koymamış. 3.75 için kalbimi mi kıracaksınız ya? Bir ısırık alırsan ondan demek ki bugün değerlendirmiş oluruz. Erimiş sıcaktan bizim gibi o da erimiş. Devamını da lütfen sevgili eşine götür, bence o yer. Seviyor zaten tatlı. Oo, hem de nasıl. Yasemin çikolatasını yerken ben de o zaman madem haftadan haftaya yapıyoruz, geçen haftaki yorumlarınıza... Buyurun efendim. Ben bu arada hani burada görmenize rağmen orada tabakları gayet hani böyle tadarak, düşünerek ve buradaki süreci de değerlendirerek tatmanızı çok beğendim. Yıllardır Yemek.com'un kamera arkası ekibi olarak buraları pek boş izlememişsiniz. Onu da görmüş olduk. Bayağı bilgilenmişsiniz yani. Bravo. Gerçekten bravo. Ben çok sevdim sizin jüriliğinizi. Hep birlikte güzel bir bölüme imza atmışsak ne mutlu bize. Şahaneydi. Ben şimdiden gelecek bölüm ne var onu söyleyeyim mi? Hadi söyleyeyim bu sefer. Heyecanlandım. Söyle. Söyle bakalım ya baba. Gelecek bölüm burada Yemek Komisyonu'nda mantı yapacağız. Kimse kaçırmasın. Geldi artık vakti. Beklediğiniz an geldi. Ben ne yapayım? Hamur açmama çalışayım. Ne yapayım? Böyle güçlük güçlük. Şimdiden antrenmanlarınızı, planlarınızı yapın. Ucuz alternatifleri, pahalı alternatifleri. Benim mantılar büyük büyük olur. Şimdiden planlanmış. Bence sen 8 şeklinde mantı yap. 8'i bıraktık hocam artık. Değişik farklı rakamlardan yürürüz. O halde geldik bir bölümün daha sonuna. Ellerinize kollarınıza sağlık. Sizin ağzınıza sağlık. Olsun. Sevgili izleyenler lütfen abone değilseniz arada görürüz öyle yorumlar. Aa abone değilmişim hemen oldum diye. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Buradayız, görüşeceğiz yine. Hoşçakalın. Bye bye.